Akşamlar merhaba selamun aleyküm. herkes hayırlı akşamlar diliyorum mutlu akşamlar efendim merhaba arkadaşlar bugün kısa bir video ile karşınızdayız aklıma bir tane konu geldi Ayşe'ye bunu soracağım Ayşe'nin evet. fikirlerini merak ediyorum hazır mısın hazırım soruyu bekliyorum heyecanla sor şimdi geçen <laughs> gün Twitter'da yeni adıyla X'te dolaşırken bir tane paylaşım gördüm evet paylaşımda bir tane kadın diyor ki hmm. e, benim hakkımda başka biri bahsetmiş bu kadın hakkında hmm. demişler demiş ki işte sarı saçlı kadın evet. veya sarı saçlı doktor pardon doktormuş evet. sarı saçlı doktor şöyle dedi diye söylemiş bu da bunu duymuş hmm. kadın da diyor ki çok mutlu oldum niye mutlu, mutlu oldum İşte bana diyebileceği aslında betimleyebileceği benim çok şey vardı işte e, engelli kadın doktor diyebilirdi ortobükeyde engelli kadın doktor diyebilirdi ne bileyim e, ee, tekerlekli sandalyeli doktor diyebilirdi. Ya kadın engelliymiş yani. Evet engelliymiş. O ama e, o kişi bu özelliğinin hiçbirinden bahsetmeyip direkt sarı saçımla beni betimlemesi çok hoşuma gitti diye yazmış. Şimdi bu konuya ne diyorsun? Yani kadının bu konuda mutlu olması sence doğru bir şey mi? Ya doğru bir şey mi derken e, Nasıl e, ne düşünüyorsun? Yani. Hemen değerlendirmemi yapıyorum arkadaşlar. Ee, Şimdi biz engelliler olarak günlük yaşama katıldığımızda hep bir engelli kimliğimiz ön plana geçiyor. Evet. Bunu derken ne kastediyorum? Ben dışarı çıkıyorum, otobüse biniyorum, engelli yolcu oluyorum. Okula gidiyorum, işte derse giriyorum, engelli öğrenci oluyorum. E, i̇şe gidiyorum, e, çalışıyorum, engelli çalışan oluyorum. İşte ya da ne bileyim yarın bir gün çocuğum oluyor, engelli anne oluyorum. Yani hayatta yaptığımız işler ön plana geçmiyor da hep o engelli kimliği ön plana geçiyor. Yani işte ben herhangi bir çalış yani çalışan olma kimliğim değil de engelli olma kimliğim. İşte anne olma kimliğim değil de engelli kimliği. Hep bir ön planda. Yani burada evet. şeyim var. Hani ön plana araya giriyorum kusura bakma. Tabii ki. Ön plana girmenin şöyle bir sakıncası var. Yani sakıncam bu. Doğal olarak işte Türkiye'de diyelim ki bunlar tamamen atıyorum sayıları. ...bir milyon engelli insan var. Hı hı. Tamam mı? Evet. Sen bir engelli çalışan olarak... ...işte bir enge milyon engellinin de diyelim ki... 100 bini çalışıyor. Hı hı. Sen engelli çalışan olduğun için... ...diyerek o 100 bin kişiden biri haline geliyor musun? Veya işte... ...bir milyon engelliden herhangi birim gibi hissediyorsun? Ee, yani öyle değil ama... ...bence Nasıl? bu... ...hani engelli olma durumu... Hı. ...biraz şeyden kaynaklanıyor... ...ön plana geçmesi de. İnsanlar senden onu beklemediği için ya da e, hani ya beklemediği için ya da başarını ekstra yücelttiği için yapıyorlar. Eğer şu şu şekilde olsa mesela sorun olmaz. İşte ben otobüse binerken Hı. seyahat hakkımı herkesle eşit şekilde erişmek için sesli anons sistemlerine ihtiyaç duyuyorum veya durağa gelen otobüsü sesli bir şekilde duymaya ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda benden engelli yolcular buna ihtiyaç duyuyor diye bahsedilmesinde hiçbir sakınca yok. Hı. Ama e, ben gidiyorum işte. İş yerimde önemli bir başarı kazanıyorum. Oradaki evet. öne çıkması gereken şey başarın. Yani senin engelli engelliliğine rağmen başarıda değil de hani eğer mesela işte görsel bir şey başarmadıysam sonuçta ya da e, ekstra hani engellilikle ilgisi olmayan bir başarıysa bu Engelliliğin orada ön plana çıkmasına gerek yok. Yani e, tam yani mesela şöyle diyeyim. Derdimi sen, anlatabildim mi bilmiyorum. Sen şimdi Türkiye 25.ci oldun ya. Evet. Sen engelliliğine rağmen Türkiye 25'cisi olmadın mı? Şöyle. Engelliliğime rağmen Türkiye 25'cisi hani e, oldum. Ama o zaman Hı. engellenmiştik anlamında. Yani şöyle söyleyeyim bunu. Yani engelli kelimesinin anlamı farklı ya biraz da. Yani ben görmememe rağmen Türkiye 25'cisi olmadım. Ben önüme çıkan engellere rağmen. Yani göremediğim için önüme konan engellere rağmen evet Türkiye'nin beşincisi oldum. Ama sırf Kör olmak, e, yani kör olmayla ilgili bir durum değil bence bu. Hmm. Ya o zaman... Burada, ya şöyle bir gerçek de var hmm. hani bence. Hmm. İşte bazen insanlar diyor ya işte e, engeline rağmen başardığı evet eleştiriyoruz. Bu çok bence doğru. Hmm. Ama önüne çıkan engellere rağmen kişi başarıyorsa... Çünkü biz gerçekten birçok engelle karşılaşıyoruz eğitim hayatında. Bence orada e, engelliliğin vurgulanmasında sakınca yok. Mesela bazı engelliler buna karşı çıkıyor ama doğru bir şekilde vurgulandıktan sonra aslında ben herkese eşit çabayı göstererek Türkiye'nin beşincisi olmadım. Orada onu vurgulamak hani farklı bir şey. Ama sırf işte görememek, o karanlık dünyasına rağmen başardı demek farklı bir şey. Çünkü benim karanlık bir dünyam yok. Ben herkes kadar rengarenk bir hayat yaşıyorum. Ama şimdi engelliler gel Mesela benim anlamadığım şu. Diyelim ki iş yerinde bir tane insan var tamam mı? Tamam, Ahmet var. Tamam. İşte millet Ahmet'i kendi aralarında konuşmaya başladılar. İşte ya Ahmet kimdi falan diye soruyorlar. İşte öbür ki ya sana işte Karslamet dedi. Tamam mı? Hı hı. Burada e, aynı şekilde bu sefer senden bahsediyorlar. Ayşe ya hangi Ayşe'ydi hangi Ayşe'ydi görme engelli Ayşe. Demelerinde bir sakınca var mı? Yani e, aslında <laughs> yok yani. Ama <laughs> e, şimdi bak demelerinde bir sakınca yok. Ben kendimi olduğum gibi kabul edebiliyorum. Hı hı. Ama ondan Ama... o şekilde dile getirmesi sence sorunlu mu? Görme engelli Ahmet. Ee, yani bu beni farklı kılan özelliklerimden biri. Ama işte ya sorun ne biliyor musun? Hı. Sorun onun sadece görme engelli Ahmet dememi demesi değil. Hı. Sorun kime sorarsan sor sen görme engelli Recep olman. Hangi Recep görme engelli olan Recep? Tam bu bir sorun mu? Ya şöyle söyleyeyim. Diyelim ki işine, işinde bir gün biri sana getirdi. Direkt bir tane zarf verdi. Tamam mı? Evet. Bu kişi de aslında sizin orada çalışan biri değil. Seni tanıyan biri değil. <laughs> sen de sordun ki ya sen beni nereden tanıdığına verdin bunu dedin. O da dedi ki aşağıdaki beyefendi görmen gelip bayana bunu verdi dedi. dedin. E tamam ya sorun değil bence. Şöyle kesinlikle hani bilmiyorum bu, bu konuda biraz ben eksik kaldığımı hissettim ama ben tam enge... anlatamadığımızı düşünüyorum ya. Ee, <laughs> evet tam anlatamamış olabilirim. Belki bu konuda başka görme engelli arkadaşları da konuk edebiliriz ama şöyle ifade edeyim kendimi. Şimdi görme engelli demesi bence sorun değil. Ee, ama şu yani kadının da mutlu olması aslında sorun değil. Ee, çünkü kadın çok kadın bak kadını ele alıyorum. Şimdi sarı saçlı kadın üzerinden gidiyorum Hı. tamam mı? Sarı saçlı kadın sarı saçlı olarak denilmesini kendisine mesela işte hani bazı insan vardır tamam mı engellidir ama engelsizlere ben, yani ben işte engellilerle arkadaşlık yapmam. İşte beni görenlere benzet, engelsiz birine benzettiler. Ay çok mutlu hmm. olun. Hani bu 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 arada yani şey değil eleştirilmek açısından değil ama bu kişinin engelini kabul edemediğini gösterir. Eğer böyle bir durum hani niyeti ne bilmiyorum bunu yazarken ki. Bundan dolayı böyle bir şey dediyse burada bence hani kabul edememi durumu vardır. Ama şundan dolayı dediyse işte hani benim diğer kimliklerim kadar... Ee, sarı saçlı olmam yani sadece engellilik ben beni engelliliğimden çıkarmış yani orada anladın mı? Yani diğer kimliklere de odaklanabilmiş. Yani senin engelli olmana takılıp kalmamış aslında mesele bu. Ee, bence şu an o noktayı yakaladı takılıp kalmamış yani. Yani şöyle ee, hani parça bütününden farklıdır muhabbeti var ya. Evet. Bu öyle bir şey oldu çünkü... Parça parça sana sordum bu. İşte senin hakkından engellediğinse şöyle olur mu? Hiç sorun değil, böyle değil mi? Sorun değil. Ama en bütününde e, öyle bir konuşmayan biri de mutluluk veriyor. Yani farklı hisset farklı hissettirmekten ziyade e, asıl amaca ulaştığımızı hissettiriyor, değil mi? Yani yani. Engellere bakış açısı Aa, bu olmalı diyorsun. Parça evet. parça da sorun yok. Ama bütüne gelince de bu, bu olunca daha güzel ol, olmuş mu diyorsun? Ya şöyle ben sana özetleyeyim bak şimdi. Yani eninde tartıştığımızın şey. olduğunu evet, tam e, kaç ben, yani. ben bayağı zor Evet ben şimdi özediyorum. Birincisi Hı. engelli kimliğimizin alakasız yerlerde ön plana çıkması yanlıştır. Engellilik sorunu konuşuyorsak tabii ki ön plana çıksın. Ama e, bir kişinin hani bak farklılıklarımız da var olabilmeliyiz toplumda. Ben sarı saçlı siyah saçlı bir insan olduğum kadar kör biri olarak da toplumda var olabilmeliyim. Bunu rahatça konuşabilmeliyiz. Buraya kadar tamam mı? Tamam ama sorun şurada başlıyor. Kişinin engelli olmasına takılıp kalmak da başlıyor. İşte orada da engelli kimliğini ön, her durumda ön plana çıkarmak işte şeyi ifade ediyor. Ben bu özelliğine takılıp kaldım. Kişinin e, diğer yani onu Tanıyamazsın ki bir insanın engelli olmasına takılıp kalırsan. Yani, yani şöyle sanki biraz daha somutlaştı. Bence somutlaştırmayı başarıyorum şim, yavaştan. Şimdi sen Ayşe Begüm Başbosur Türkleri olarak. <laughs> adım mı? Evet. <laughs> Fark farklı özelliklerin var. İşte karşısın. Dört tane adım var. Annem baban İstanbul'da yaşıyor. <laughs> evet. İşte Ankara hukuk mezunusun. Evet. İşte benim işimsin. Ne bileyim işte Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda çalışıyorsun. Hı hı. E, hukuk mezunusun. Böyle böyle şeyleri var. Birkaç tane de güzel şey söyleseydik. Yani hepsi güzel değil mi? Yani evet. <laughs> bu, bu, bu saydıklarımdan biri de aslında görme engellisin. Evet. Yani bir ağırlık ne kadar benim karşılığımdan bahsediliyorsa... ...o kadar görme engelliliğimden bahsedilirsin diyorsun. Ee, Yerinde mi bahsedilsin diyorsun ya da... Insan... Yani her yerde görme engelli Ayşe değilim. İşte e, gerektiği noktada görme engelli Ayşe'yim. Aynen öyle yani... Ee, tam olarak böyle evet. Hani e, benim engellilik bağlamında yaşadığım bir sorun varsa o noktada evet engelli kimliğimizi ön plana çıkartmalıyız. Çünkü bu şeyden de tam olarak aynı değil. Ee, şimdi kim kişiler sarı saçlı oldukları için bir dezavantaja maruz kalmazlar. Ama ben e, göremediğim için dezavantajlı duruma düşürülüyorum çoğu zaman. Böyle konularda dezavantajlı olduğumuz, önümüzde konan, konan engeller, yaşadığımız sorunlar, haklara eşit işte erişemediğimiz durumlarda engelliliği sınırsızca gündeme getirebilir ve ön plana çıkarabiliriz. Ama insan ilişkilerinde buna takılmak işte yani engelli olmaya takılmak aslında diyorum ya hani altında yatan da şey var. Yani orada seni hem tek bir kimlikten ibaret görüyor, senin benim hayat yolculuğum mesela rengarenktir ya işte farklı kılan özelliklerimden sadece biridir ya bu beni. Diğer özelliklerini görmezden gelmeye de yol açabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu alakasız noktalarda engelliliğe takılmak demek, o kişi engelinden ibaret kabul etmek demek. E, i̇şte ama ben görememekten ibaret değilim. Benim hayatım e, o yüzden yani görememekten ibaret değil ki b, yani bir sürü farklı özelliğim var. Evet. Ben hep şunu söylerim: Görememek beni diğer insanlardan farklı kılan özelliklerden sadece biri, sadece biri. Belki evet diğer insanlardan daha farklı kılan bir özellik ama o özelliklerden biri yani bu. Bir sürü özelliğim var. Anlatabildim galiba bu sefer. Arkadaşlar valla <laughs> <laughs> ne anlattık, ne anladınız? Çok da güzel çok, anlattık. Çok merak ediyorum. Çünkü ben baya kendimi oturtamadım. Ben oturttum. Yorumlara lütfen yazın. Çok merak ediyorum. Ee, tam olarak ifade edebildik mi biraz zor bir konuymuş itiraf edilmek gerekirse. Bence çok güzel ifade ettik arkadaşlar. Bizi... Ben mükemmelliyet için beğendim. Ama Hı? beğenmeyen varsa da sorularınızı bekliyoruz. Cevaplayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenin paylaşın arkadaşlar.